Merhaba Mor Sektöre hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Jason Tahincioğlu ile karşınızdayız. Formula 1 Macaristan Grand Prix'sini yarışa 10. sıradan başlayan Max Verstappen kazandı. Mercedes'ler yine podyuma çıkarak istikrarlarını sürdürdüler. Ferrari büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Ferrari'nin pit ve lastik stratejisi yine tartışma konusu. Mor Sektör başlıyor. Jason hoş geldin. Hoş bulduk Nebil. Nasıldı spa? Valla spa güzeldi. E, pistin zaten kendisi muazzam, harika gerçekten. Yani 2007 senesinden beri oraya gitmiyordum, yarışmıyordum. E, tekrar gitmek hakikaten çok güzeldi. Evet yani çok özel geldi. Hakikaten ne kadar değerli, ne kadar güzel bir pist olduğunu unutmuşum. Tekrar hatırladım. E, hafta sonu da güzeldi. İyi dereceler aldık takım olarak. E, i̇ki yarışı da bitirebildik. Önemli olan oydu zaten. Vallahi bundan sonra tam gaz. <laughs> İyi, güzel, süper. Senin gibi tam gaz giden Max Verstappen var bir de. Aynen öyle. <laughs> yani e, açıkçası sıralamalar bittiğinde hmm. çok heyecanlanmıştım. Russell'ın evet. polde olması, Max Verstappen'in sorunlar yaşayarak 10. sırada başlayacak olması. Perez'in keza öyle. E, ama yani Max Verstappen sorunlu bir sıralamaya rağmen, hmm. 10. sırada başlamasına rağmen e, yarışı hem de güle oynaya rahat rahat bir de üstüne spin atarak Rahat rahat birinci bitirdi. Nasıl oldu bu? Yani şov yaptı bir nevi. Gerçekten e, yani takım olarak şov yaptılar. Çünkü hem strateji anlamında muazzam bir karar verdiler ve aynı şekilde muazzam bir şekilde de Verstappen uyguladı. Hakkını verdi. Şimdi tabii sıralama turlarında yaşanan teknik sıkıntı sonra acaba yarışa bir sıkıntı olur mu? Bir soru işaretiydi. Olmadı çözdüler sonuçta. O her zaman bir risk bir daha olur mu olmaz mı tabi. onu o her zaman arka arkada böyle insanın sıkıntıda düşünce değişikliği yani. Değişikliği yaptılar. Evet evet. Ama Hatta yani... şu da tartışıldı özür dilerim. Acaba hani tamamen büyük bir değişiklik yapıp veridin evet. sonuna gidilmeli mi gidilmemeli evet. mi 10. başlamak yerine e, bu tercih yapılmalı mı? Orada Max Verstappen e hayır bu yarışta yapılacak işler var. Biz o yüzden bu yolu tercih etmedik dedik. Yani çok ilginç. Çünkü sonuçta kısa bir pist. kısa pistlerden bir tanesi. Geçmesi zaten zor. Eee 10. başlayıp da böyle bir performansla strateji ve yeri geldiği zaman o turları çok iyi, hem lastikleri çok iyi korumak hem de o gereken tur zamanlarını atmak ve aynı şekilde pitlerde de sıkıntı yaşamamak zaten Max Verstappen yapması gereken tek şey aracı en iyi şekilde kullanmaktı ki yaptı. Ama diğer diğerlerinden bakıyorsun hani zaten tartışacağız. Evet, aynı koşullarda olan takımlar veya sürücüler onun gibi gidemediler. Bunu göz ardı etmemek lazım. Evet, yani strateji üzerine çok konuşacağız. Evet. Ee, belki de yarışın belirleyicisi oldu ama Max Verstappen'in ve Red Bull'un stratejisinde hakkını e, vermek gerekiyor ki Red Bull'un avantajlı olduğu bir pist değildi bu. Evet, değil mi? Evet, yani, yani normalde işte uzun düzlüklerin olduğu, daha çok işte düzlük süretinin ve aerodinamik e, direncin az olduğu pistlerde Red Bull'u önde görmeye alışıyoruz ama hani. Demek ki bir değişiklik yapılıyor. Demek ki aracı iyi bir şekilde adapte edebiliyorlar ve çok ilginç bence bunu daha sonra tartışalım. Araç sanki böyle Max'a doğru evrilmeye başlamış mı gibi? Çünkü Perez'in performansı düşmeye başladı sanki. Evet. E, tamam, Helmut Marko'nun sanki böyle Perez'in erkenden... <laughs> Onun yaz üstünü çizmiş galiba. Evet, <laughs> ya <laughs> yazı hazırlık yaptığını, yazı düşündüğünü söyledi ama sanki yapılan son güncellemeleri Max Verstappen çok daha iyi değerlendiriyor gibi geliyor bana. Evet, öyle görünüyor. Şimdi pist üstünde, löklerle... E çok çekiştiği anlar oldu hı hı. ve nitekim 41. turda Lökleri geçti. Evet. Sonra üstüne spin attı. Sonra tekrar geçti. Tekrar yani. geçti. Ya bu... Neden olmasın? Bir spin atayım, tekrar geri ya geleyim, bu... geçeyim yani. Çok acayip bir durum değil mi yani? <gülüyor> <gülüyor> yani ve çok değil. 41'de geçti. 42'de spin attı, 45'te tekrar geçti. Evet, evet. Tamam. Lökler'de sert hamur vardı. Hmm. Ee, şeyde eee orta hamur vardı. Hmm. Bunun avantajını tabii ki kullandı. Ama yine de yani o çok büyük bir güç gösterisiydi bence çok çok büyük bir göç gösterisi. Tabi burada aslında biraz sonra muhtemelen tartışacağız acaba niye o esnada Ferrari'de sert lastik var, Lük'lerde sert Onu lastik vardı. Oh, en konuşacağımız yani, en uzun konu. <laughs> ama e, olay şuydu. Pakete baktığınız zaman, full pakete baktığınız zaman yumuşak lastikler ve Red Bull çok iyi performans gösterdi. Şimdi tabii e, aslında Verstappen bile bu sonucu beklemiyordu. Birinciliği beklemiyordu. Bekleyelim Çünkü Verstappen özellikle Değil mi? Yani ve bunu açıklamasından da e, çok net bir şekilde anlıyoruz. Diyor ki podyuma yakın sıralarda yani düşün podyum bile değil. Hı hı. Podyuma yakın sıralarda bitirmeyi umuyordum. Belki bir dördüncülük, beşincilik hı gözüne hı hı. kestirmişti. Pistteki şartlar çok zordu fakat takım olarak stratejik anlamda çok iyi bir iş çıkardık. Bir soru var. E, izleyici sorusu Görkem Bey soruyor. Direkt hı hı. sana sormuş. Okay. Ee, özellikle bu spinle ilgili hı bir soru. Hı hı. Jason Bey'e bir sorum olacak. Görkem Özkul. Verstappen 360 derece spin atarken en kısa sürede yarışa dönecek şekilde aracını toparladı. Bunu yeteneğiyle mi yaptı? Yoksa biraz şanslıydı da diyebilir miyiz? Bu tamamen tecrübe işi. Çünkü çok az bir şey, az bir gaz hamlesi arkası kaymaya başladı. Sonra dikkat edersen kaymaya başlar başlamaz direkt zaten hemen o sırada tam gaz yaptı ki daha çok kaysın. O esnada sonuçta bir sürat çok bir sürat olmadığı için araç kendi ekseni etrafında dönüp hemen devam edebilir. Ki zaten bunu çoğu pilot yapıyor. Spin attıktan sonra tekrar hani direksiyon çevirip devam etme olayını. Yani bu biraz tecrübe işi. E tabii ki yaptığı sürat ve koşullar biraz lehine olmuş olabilir ama e, spin at yani spina kalma durumunda Sonrası tamamen bilerek yapılmış bir şey. O da hem tecrübe, E biraz yetenek tabi gerekiyor. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> biraz yetenek de değil mi? Bak, biraz biraz yetenek. Evet. <laughs> Peki şimdi asıl meseleye gelelim. Hı -hı. Yani e, lastik seçimleri evet. ve pit stop stratejileri. Şimdi yarışa başlarken e, ilk onda 4 sürücüde yumuşak hamur evet. vardı. Hı -hı. E, diğer altı sürücüde orta hamur vardı. Evet. Kim seçti yumuşak hamurları? Russell seçti, Norris seçti, Verstappen ve Ricardo. Evet. Ee, sonra tabii ki yarış içinde değişiklikler oldu ve şimdi buraya bakalım, bu tabloya bakalım. Şimdi Verstappen yumuşakla başladı, soft'la başladı. Hı hı. 16. turda medium'u taktı, 38. turda ikinci pit stopunu yaptı ve medium'la devam etti. Perez aynı strateji. Russell aynı strateji. Hatta Russell'ın Verstappen'le tur sayıları bile Çok aynı. aynı. Bire evet bir aynı. Aynı, aynı e, strateji ee, evet. Hamilton'da sadece başta medium'la başlayıp sonda soft var. Sainz da yine medium'la başlayıp soft'la bitirdi. Ama gel gör ki Lökler medium'la başladı. Birinci pit stop'ta medium, ikinci pit stop'ta hard ve sonra tekrar en son bir pit stop daha yaparak soft'a geçti. Evet. Zaten hani en belirleyici noktalardan bir tanesi buydu ki 40. turda e, ikinci pitlerden çıktıklarında lökler liderdi. Aynen. Yani çok güzel bir grafik. Bakıldığı zaman Verstappen, Perez, Russell aynı stratejideler. Evet. Tur aralarında 2-3 tur var aralarında sadece. Hamilton onların tam zıttını yapıyor. Soft'la bitiriyor. Evet. Ve 19 tur yapıyor sonra. Ki Hamilton da acaba biz de soft'la mı başlasaydık diyor evet, şeyden sonra. Evet yani sonra. 19 tur yapıyor soft'la. Perez 18 tur yapıyor soft'la ilk başta. Yani tam zıttı hakikaten. Lecler tamamen farklı bir strateji. Bunu bilmiyorum açıkçası bunu konuşacağız zaten. Evet. Sainz ise Hamilton'ın stratejisini uyguluyor. Sadece sonla 3-4 tur önce giriyor. Yani şimdi burada çok güzel bir olay yani çok güzel bir resim var burada. Bu stratejileri farklı iki tane, farklı üç tane strateji var aslında. Lökleri saymak istemiyorum burada. Farklı iki tane farklı strateji var. Doğru. Çünkü o çok ayrı bir strateji. <laughs> o anlaşılmaz bir. Evet, şey. Verstappen'in Perez ve Russell'a kıyasla ne kadar daha, daha iyi bir performans gösterip ne kadar iyi değerlendirmiş olduğunu. Hmm. Hamilton'ın da Sainz'a karşında kadar daha üstünlük sağladığını görüyoruz bu stratejilerde. Yani o yüzden hakikaten Verstappen ile Sainz lastik kollama ve bu esnada tempoyu düşürmeden her şeyi muhafaza etmek ve yönetmek konusunda diğer aynı stratejik olan sürücülere karşı çok çok daha iyi bir başarı. ve işte. Hamilton. Hamilton, pardon evet. evet. Verstappen de Hamilton diğer aynı stratejik pilotlara karşı çok daha iyi bir başardılar. Çok evet. daha iyi bir iş. Bu da önemli bir nokta. Şimdi bu 6 e, hani 3 büyükler, 6 sürücü içinde evet. sert lastik tercihi yapılan tek bir sürücü oldu. Hı hı. O da Sherlockler. E, bu da ilginç yani değil mi? Çok ilginç. Yani ee, şimdi zaten ilk hardlara geçen takımlar yanlış hatırlamıyorsam Alpinler'de, hı hı. Ee, çok, emin değilim ama Alpinler sonuçta erkenden geçtiler. Bir pit stop yapma düşüncesiyle sonuçta erkenden harda geçtiler. Sert lastik sert hamur lastiğe geçtiler. Yani zaten havalar soğuk. Yani yazın en soğuk havasını yaşıyor Budapest'te, Macaristan. 20-25 derece beklentiden evet. düşüktü pis sıcak. Evet. Yani zaten lastikleri ısıtmak, çalıştırmak çok zor. Eee yağmur riskim var her zaman ee, ve tempo tutmak için sonuçta daha yumuşak bir lastiğe ihtiyacım var. Rakipler zaten onu gerekeni yapıyorlar. Nasıl bir hani düşünce ile hangi hesap kitapla o esnada serte geçiyor Ferrari inan bilmiyorum. Bir ben çok bir açıklaması var. Ona da bakacağız ama önce mı? bir löklere bakalım. Evet, lökler biraz isyan ediyor doğal olarak. Hı hı. İlk bölümde doğru zamanda pite geldik ve doğru seçim yaptık. Fakat ikinci bölümde neden daha kısa gittiğimizi tam olarak bilmiyorum. Birazdan tabloya dönüp tekrar bakarız ne, neyi evet. sorguladığını. Orta hamurda olabildiğince uzun süre kalmak istediğimi açıkça belirttim. Hı hı. Şimdi burası bence bir önemli. Yani kesinlikle. Lökler talebini açık bir şekilde belirtmiş. Ama sert lastikler için çok erken pite geldik. Bunun neden olduğunu anlamamız gerekiyor. Tekrar geri dönelim hı hı. Ee, şeye, tabloya. Şimdi löklere bakalım. Aynen. 21. turda medium'u takıyor, ilk bitini yapıyor. 18 tur sonra, değil mi? Evet. Arda geçiyorlar. Şimdi lökler ne diyor? Ben mediumla daha uzun gitmek istiyordum diyor. Hı hı. Belli ki ben şundan şunu anlıyorum. Zaten bir kere bir hard yani sert lastik stratejisi önceden konuşulmuş ve planlanmış. Evet. Strateji bunun üstüne kurulmuş hı hı. ama hangi turda olacağı konusunda löklerle takım arasında bir şey var. Çelişki var. Kesinlikle. Ve yani anlaşmazlık. Benim benim burada çözemediğim şey yani Verstappen zaten 38'in turda pite giriyor. Hı hı. Ee, o esnada medium lastiklerle 22 tur atıyor ekrana bakıyorum. Evet, doğru. 38'de girecek ve hani acaba bu esnada geriye kalan 32 turda bütün medium'u devam ettirecek mi sorusu muhtemelen Ferrari'de şu anda soru işaretleri var. Ben de mesela yarışı izlerken evet. acaba bir pit daha yapacak mı Verstappen dedim bu kadar uzun gidebilecek evet. mi mediumlarla? Şimdi tabi hemen hard'ı takıyorlar. Ama gel gör ki 30-32-33 tur atabilmişler. Hem Hamilton evet. hem Verstappen 32-33 tur atabiliyor Medium'la. Aynen. Yani e, hem o esnada bence Medium lastiklerin e, serte göre çok daha çabuk ısındığını ve kolay kullanılabildiğini ve bir yandan da Alpinlerin yarışın başında ne kadar zorlandıklarını gör, görmeleri lazımdı ki böyle bir hata veya böyle bir hata demek istemiyorum böyle bir seçim veya karar vermemeleri gerekti. Yani şöyle olabilirdi. Tabii şimdi Lökler medium'la başlayıp medium'la devam ettiği için mutlaka lastik değiştirmek Hı -hı. zorundaydı. Evet. 39. turda ama yani 39. turdan itibaren de bir medium'la devam ettiğini bir Bak, an varsayarsak. Daha, daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Sözünü kestim. Lökler 21'de medium, tak. medium takıyor. Sainz 17'de takıyor. Evet. Tamam mı? E Sainz 47'ye kadar gidiyor. 30 tur atıyor zaten evet. yani Sainz zaten 30 tur atmaya dünden razı veya Hı -hı. öyle bir seçim Hı -hı. yapılmış zaten yani tablo ortada Sainz'e onu düşünmüşken niye Leclerc öyle bir şey yapmaya çalışıyorsun hani onu anlamıyorum zaten 4 fazla tur atmışsın zaten yani 4 tur erken girmişsin ilk pit stopunda. E ondan sonra 30 tur mediumla atacak mediumla devam ediyorsun atmaya. Öyle bir karar almışsın. Evet. Ama bunu lökler hard'a taktıktan sonra mı veriyor onu da bilmiyorum açıkçası. Çünkü 39'a sonuçta taktığına göre evet. aralarında 8, Arada tur fark var. var. Hani baktı ki bu olacak gibi değil. Bir yandan da Hamilton devam ediyor o esnada. Hamilton'la yarışıyor sonuçta o esnada Sainz. Hamilton'la benzer evet. stratejiler gitmek zorundalar. Yani çok parametre var biliyorum ama göz önünde bulunan çok bariz şeyler de var. Evet. Niye böyle çok niye sözün kesin hı, çok niye böyle çok farklı bir e, strateji veya bir düşünce algısıyla girdiler inan hiç bilmiyorum. Peki şu da var tamam 39'da hard yani sert hamur takıldı ve evet istenilen performans elde edilemiyor hı hı. tamam mı? E peki pit yapmadan bari yani tekrar softu takmadan sonuna kadar gitselerdi, çünkü dördüncü e, 4. pite girdiğinde hı hı. 54. turda 55'te giriyor. Evet. 4, 4. sırada şey Lökler. Evet. Yani orada pitte kaybedeceği aşağı yukarı 20-21 saniyeyi de üzerine hı. eklediler. Evet. Ve soft'tan tabii o 15 turda o 21 saniyeyi geri aldılar mı? zannetmiyorum. Yok yani değil imkansız mi? Mümkün 16 değil. turda onları yani, almak... Tur ama... başına bir buçuk saniye gibi 1.3 evet. saniye gibi bir şey elde etmeleri lazım. Bir kazanç. Bir de bir, bir de, o da yok Yok, yani <laughs> e, ne bir bunu akşama kadar tartışırız. <laughs> Çünkü hakikaten e, error verdiğimiz birkaç konu evet, var. Ben aynen. burada hiçbir konuda e, Ferrari takımını veya strateji ekibini burada ne küçümsemek ne alay geçmek ne ya veya Tar şey yapmak, Tabii eleştirmek Anlamaya değil ama anlamadığımız yani. bir şey var belli ki burada. Peki Binotto'ya bakalım o zaman. E, o zaman Binotto hadi ne bakalım. diyor? Binotto'nun stratejisi neymiş? Ferrari'nin stratejisi neymiş? Löklerin istiyanıyından sonra simülasyonumuz sert lastikleri ısıtmanın zor olacağını gösteriyordu. Okay. Orta hamura kıyasla 10-11 tur boyunca daha yavaş ancak sonlarda daha hızlı olacaktı. Önümüzde 30 turluk bir bölüm vardı. Evet, bölümün başında zor olacaktı ama sonda geri gelmiş olurdu. Hı -hı. Ama simülasyonumuz hata yaptı diyor yani yani veyahut da bu hesap hatası var. Yani şans. Yani 10-11 tur boyunca yavaş Hı -hı. gitmeyi Hı -hı. ama sonrasında da görece rakiplerinden daha hızlı gitmeyi planlamış Ferrari. Hı -hı. Ama sonra döndünüz tekrar 15 tur kala softu taktınız göklere. Çok ilginç bir şey antrenman sıralarında yarış simülasyonlarında Ferrari çok hızlıydı. İyi bir performans gösteriyorlardı, evet. lastik aşınması çok azdı yumuşak hamurla beraber. Hava mı? sıcaklığı daha yüksekti çok daha Cuma yüksekti. günü pazara göre. Yani burada çalışılmamış bir dersim var, yanlış alınmış bir riskim var açıkçası bilmiyorum. Ama hala beni çok üzen bir şey, buradaki, muhtemelen burada tifosiler de çıldırıyordur. Evet. Binotto'nun hakikaten ne Christian Horner'ın ya ne Toto Wolff'taki bu kazanma yırtıp parçalama arzusunu göremiyorum. Her seferinde yapılan hatanın evet hata yaptık bitti gitti geçti. Evet, yani Her programda konuşuyoruz neredeyse. Her, her, yani hakikaten bunu her programda da söyleyeceğim. Niye o kazanma arzusunu göremiyoruz bir noktada bilmiyorum açıkçası. Bu arada Ferslapen'in de bir açıklaması da diyor ki biz de sert hamurla başlamayı düşünüyorduk son hı. anda vazgeçtik diyor. Yani başka parametrelere parametre bakarak hı hı. bundan vazgeçtik diyor. Yani e, netice ortada. Evet, Doğru abi. kararlar çok ortada yani. Evet. Ma Sen Tifosi'ler çıldırıyordur diyorsun. <laughs> Şimdi öfkeli bir Tifosi'nin sana sorusunu hem hı hı. yorum var içinde hem de ee, soru Severus evet. S. Se. Sert Biraz, biraz kısalttık daha uzundu bu. Okay. Sert konuşacağım. Zaten öyle başlıyor. Evet, tamam. Sert lastikle sert konuşacağım. <laughs> Stroll sert lastikle sorun yaşamıştı. Ferrari neden sert lastiği tercih etti? Biz de anlamadık. Severus S. Se. Verstappen lökleri iki kere geçti. Arada bir kez spin attı. Ferrari bu kadar küçük düşürülemez. Löplerin yumruğu masaya vurup tercihlerini kendi yapması gerekiyor. Sırf dönek demesinler diye soranlara hala tifası diyorum yeter artık. Şu kısmı özellikle benim e, önemsedim. masaya vurması lazım. Aynen öyle. Evet. Yani Sainz'ın bunu yaptığını gördük. gördük. Sainz'a bu yarış kazandırdı. Evet. Kariyerinin ilk yarışını böyle kazandı Sainz. Yani takımın emrine uysaydı o yarışı kazanamayacak. Tek hala da sonuçta verdiği bir karar verdi. Hayır girmeyeceğim devam evet, edeceğim. Evet mesela. Yani ne ar diyorsun? aracı sen kullanıyorsun, en iyisi sen biliyorsun baktığın zaman. Ha ileride yarışın, e, ileriki turlarında veya ileriki dakikalarında başka bir şey olur mu olmaz mı onu kimse bilemez. Kimse sonuçta medyum, müneccim değil baktığın tabii. zaman yani. E, ama e, o esnada kendisini rahat hissettiği bir ortam varsa ona sadık kalmak isteyecektir tabii ki. Hani bir önceki slaytlarda gördük hani ben bu lastiklerle daha uzun kalmak istiyorum Hı -hı. demesine rağmen serte dönmüş olmaları çok bir garip. E, Açıkçası Lökler'in içinden geçenleri de bilmiyorum, ne ne düşünüyor bu esnada hani her türlü her kırıklığı yaşıyor çünkü hem e, takımın e, takımla olan e, iletişiminde bir sıkıntı var evet. e, Kararlar karar alma konusunda bir sıkıntı yaşıyorlar karar verme konusunda bir sıkıntı yaşıyorlar ve neticelerden hep uzaklaşıyorlar yani neticelerken Hı -hı. Verstappen her daim yarış kazanıyor ve şampiyonluk elden gidiyor. E, Leukler... Bununla beraber Mer Hı -hı. Mer Mer Mercedes de şimdi takımlar şampiyonasında. Ah. <laughs> peranın arkasında. Aynen. Dip dibe geldiler evet. ki lökler son 8 yarışın ya zaten Hı -hı. asıl cümle biraz saçma oluyor şöyle. Evet. Zaten 13 yarış oldu yani. Son 8 yarış demek çok mantıklı olmuyor. Evet. Son 8 yarışın birinde podyuma çıkabildi. Şimdi ilk 5 yarışın sonunda şeyin favorisiyken şampiyonun favorisiyken e, belki kimilerine göre %50, %60, Hı -hı. %70 şampiyonluk evet. adayıyken sadece ondan sonra sadece bir kez podyuma çıkıyor. Bu da ilginç bir durum. Aslında aslında Sainz da mağdur. Şöyle o da pitlerle. Evet. Yani şimdi evet ya yani biz baktık Ali ile e, en hızlı pit e, süresini Perez yapıyor. Sainz'ın birinci piti 1.7 saniye geride. Evet. İkinci piti 2.3 saniye geride. Yani evet. sırf pitte en hızlı pite göre 4 saniye. Hadi en hızlıyı baz almayalım. İkinci, üçüncü en az 3 3.5 saniye zaman kaybetti. Evet. Yani ortalama 1.5 saniye kaybetti dediğin gibi 3 evet. saniye ve bu 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 3 saniye kazanmak için sürücüler o kadar çok efor harcıyorlar ki <laughs> yani her tur başına 0.1 saniye kazanmak istesen 30'tur. Yani Misal. Anladın mı yani? 3 o, evet. o, o, saniye kaybetmek. O da büyük zaman baktığın evet. zaman. Yarışın yarısı yani. Ki Sainz da şey diyor yani özellikle birinci pitten çıkış eğer pitte zaman kaybetmeseydik e, Russell'ın Russell önünde çıkabilirdim. Evet. Belki o zaman yarışın gidişatı değişebilirdi. Çok değişebilirdi. Geçmesi kolay bir pist değil. Evet DRS'nin tabii ki çok avantajı var ilk düzlükte özellikle. Ama yani beni beni burada aslında e, e, Binotto'nun hani bir yorumu var ya hani gerçekten sıkıntı yaşıyoruz ilk <laughs> defa. Hani onu biraz okuyacağız. Evet. Bu yarışa çok güzel gördük onu. Yani Sainz'ın Sainz'ın hem son son e, turlardaki mücadelesinde Ferrari'nin gerçekten sıkıntı yaşadığını görüyorduk. O zaman hem Sainz'in hem Binotto'nun açıklamalarına peş peşe bakalım. Çünkü e, Lökler özellikle strateji üzerine konuşurken Sainz başka şeyler anlatıyor. Tempo ve lastik aşınması anlamında çok şaşkınım. Cuma günü yarış temposu anlamında herkesten nasıl yarım saniye daha hızlı olduğumuzu ve 300, e, 30 Hı. derece daha sıcak olan bir pistte tam kaz giderken nasıl daha az aşınma yaşadığımızı anlamalıyız diyor Sainz. Peki Binotto not da bunda yine diyor. Yarışı kazanabilecek performanslı olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü 13 yarıştır ilk kez zafer alabilecek bir aracımız yoktu. Eksiğimiz hız ve tempoydu. İlk önce bunun nedenine odaklanmamız gerekli. Bunu anladığımızda aracın neden doğru çalışmadığını da öğrenmiş oluruz. Evet, ilk kez Ferrari'den bu sezon tempomuz yoktu açıklaması geliyor değil mi? 12 yarıştır bunu duymadık. Yani normalde tabii yarışları takım şampiyonluğa yarışıyorlar. Red Bull'a karşı yarışıyorlar. Evet. İlk defa ilk defa... E bütün bir hafta sonuna ve özellikle bütün bir yarışa bakıldığı zaman Mercedes'ten de düşükler, düşüklü tempoları. ve bunu dediğin gibi ilk defa çok doğruya doğru elimizi masaya koyarak e, Ferrari'nin temposunun yarışta düşük olduğunu söyleyebiliyoruz ve Sainz'a da Sainz'in yorumuna bakarsak da gerçekten e, o lastik aşınmasını çözemediler. Yani hayretle halen e, Hamilton'ın ve Verstappen'ın medium ve e, yumuşak lastiklerin ne kadar verimli kullandıklarını gördük. Özellikle Hamilton'ın e, e, yani yarışın ortasında e, işte 25. 27. turdan sonra zamanlara bakıyorum. Hamilton pistin en hızlısıydı o, o orta hamurlu lastiklerle ve çok iyi gidiyordu. Ardı ardına e, en hızlı sektörlere yapıyordu en azından yarışın içerisindeki hı hı. kendi en iyi sektörlerini yapıyordu. Önündekilerle farkı kapatıyordu. E, İstikrarlı bir şekilde sürekli yani zamanları her zaman çok iyiydi ve bununla beraber e, uzatabildi, uzatabildi o esnadaki seans yani lastik aralığını ve bu ona çok zaman kazandırdı. Ve daha sonrasında işte 49. ve 50. turda yumuşak, yumuşak lastikleri takarak zaten show yaptı. Arka arkaya mor sektörde, arka arkaya en azı tur zamanları ve gerçekten burada şeyi görmek çok güzel. Konudan çok uzaklaşmak da istemiyorum ama Hamilton'ın son 5-6 yarışta gerçekten şampiyon bir pilot gibi sürüyor olması ve kendisini gösterebiliyor olması çok güzel. Eski Hamilton'ı gerçekten görüyoruz sanki gibi geliyor bana. Tekrar Ferrari üzerine dönecek evet. olursak, evet belki ilk kez bir yarışta ee, bu yarışta Ferrari hı hı. beklediği tempodan uzaktı. Ama işte stratejilerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ya yani geçen sene tamam kural hatası uygulaması onlar tartışmalar daha yapılabilir ama geçen sene son yarışta Red Bull sürekli lastiğini işte değiştirerek Verstappen'in her olana en ufak bir şansı bile zorlayarak şampiyonluğu kazandı. Yani Hamilton'ın temposu Verstappen'den aşağı mıydı Abu Dhabi Grand Prix'sinde? Yok. Yo. Yetişme ihtimali yoktu. Evet. Her safety car'ı, her virtual safety car'da bir fırsat var. Bunu da değerlendirelim. Bir şey daha yapalım diyerek öyle kazandı Red Bull şampiyonayı yani. O tartıştır tabii bu arada. <laughs> tamam. Bir kural tartışmasını evet. kenara ayırmak Evet, evet, şey evet. Ediyorum ki bu arada şimdi onu da söylemek lazım, hatırlatmak lazım. Verstappen'in zaferiyle ilgili 10. başladığı yarışı birinci bitirirken bir kere bile safety car girmedi bu arada. Evet. Değil mi? O avant öyle bir avantaj da kullanmadı hak yani. Hakkıyla kazandı. <laughs> Çok muazzam strateji <laughs> ve bile kuvveti Aynen. bir R geldi. Muazzam ya, bir evet. şey sonuç sonuçta yani. Peki şimdi Sefa 1907'nin bir hmm. e sorusu var. Aslında Löklerin biraz hani masaya yumruğunu vurmalı mı, vurmamalı evet. mıdan başka bir versiyonu belki de bu soru. Lökler neden bu kadar sakin kaldı? Sizce artık pes etmiş olabilir mi? Yok bence artık yaz tatili geldi. E, tatil etmek herhalde yani. Artık sıkıldım <laughs> muhtemel olan bitenlerden. Her 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 istediği ve her yapmak istediği ters gidiyor. Olmuyor sonuçta. E tabii pes etmek bence biraz ağır olur muhtemelen ama hani sanki işte yaptığı e, röportajlarda ve görsellerde gör, yani fotoğraflarda biraz yıldığını, <laughs> biraz artık yorulduğunu görüyoruz çünkü kaç seferdir işte stratejik anlamda sıkıntı yani stratejik anlamda verilen hatalı kararlar diyelim veya hani olumsuz kararlar buna veya birkaç tane mekanik hata gerçekten lökleri bu sene çok yordu. E, sezonun bir yarısı daha var. Belli olmaz ama sanki artık şampiyonluk elden gitmiş gibi duruyor. Evet. Peki sen az önce çok güzel Hamilton'ı çok güzel tarif ettin. Mercedes'leri biraz daha konuşalım. Yani sezon başındaki o 3-5 yarıştan sonra şu anda geldikleri <laughs> nokta çok farklı hakikaten çok istikrarlar. Russell bir kere her şeyden önce kariyerinin ilk polini elde etti. Süper. Ee, ve tabii çok sevindi doğal olarak ama şeyden sıralamadan sonraki açıklamalarda Mercedes'de bir şaşkınlık vardı. Yani hani hatırlıyor musun? ilk şeylerde ilk yarışlarda sorun var ama sorunun bir türlü nereden kaynaklandığını bulamıyoruz. Evet. Diyorlardı. evet, evet Hatta evet, bunun evet. ne kadar büyük bir problem olduğunu biz seninle konuşuyorduk. Hı hı. Bu sefer de şöyle bir şey o. Evet ya çok iyiydik ama hani neden bu kadar iyiyiz Onu bilemiyoruz. Bunu bulmamız lazım. minvalinde bir şey söyledi. Asıl bu da çok ilginçti. Evet. Ne yediysek, ne yeşiysek, hangi hangi tara <laughs> hangi ya. tarafımızdan kalktığımızı hepsinin <laughs> aynısını yapmalıyız. <laughs> Bilmiyorum yani gerçekten Russell'ın polda kalkması Russell için çok büyük bir şey. Mercedes için olağanüstü bir şey. Özellikle sezon içerisindeki bütün performansa baktığın zaman. Ama genel olarak Mercedes'in her yarış bir şey üstüne koyarak gelmesi yarışlardaki istikrarını zaten son birkaç yarışta gördük. Yarışlarda gerçekten iyi performans gösteriyorlardı. Lakin bu sefer sıralamada çok iyi performans gösteriyor olmaları çok güzel bir şey. Evet Hamilton'ın DRS sıkıntısı yaşamış olmasaydı ön sırada başlayıp hatta pole başlama ihtimali bile vardı. O işleri çok değiştirirdi. Toto Wolff eğer DRS sorunu yaşamasaydı Hamilton biz yarışı kazanabilirdik. Evet, neden olmasın? Yani yarışın sonunda e, tabi yağmur işte virtual safety car'lar girmeden önce Verstappen aralarında belki 9-10 saniye evet. falan fark vardı. Ha bu 7. başlamasaydı daha farklı olabilirdi. Hadi dersin ki Verstappen 10. Çok. başlayıp bitirdi ama yine hiç belli olmaz evet, ama tabii, günün sonunda e, şöyle bir gerçek var. Ben e, tekrar bunu söyleyeceğim üstüne basa basa söyleyeceğim. Hamilton'ın e, yarış içerisindeki lastik koruma kabiliyeti ve yarışı kontrol etme e, artık becerisini hakikaten çok muazzam. Ha, bu pisti çok seviyor. 8 kere kazanmış hı hı. ve yanlış hatırlamıyorsam bu yarıştan sonra e, bir piste veya genel olarak pist içerisinde yani pistlerde en çok lider, lider. atılan tur rekoruna kırmış. Bu evet. da muazzam başına yeni bir rekor. Sonuçta işte şampiyondan beklenen bir şey. Ama yani e, bence burada en sevindirici haber, Hamilton artık geri döndü gibi geliyor bana. Mercedes de geliyor. E, Spa'da bir birincilik gelir mi hiç bilemeyiz. Uyuyor onların, yani onların e, pist, pistte uygun bir şey, e, araçları pistte uygun e, ve e, acaba e, şampinoda yani takımlar şampiyonası ikincilik konusunda Ferrari artık böyle hani daha çok zorluk çıkartabilirler mi göreceğiz. Hamilton'ın onunla ilgili bir açıklaması var ama Russell'ın şunu şş, öndeki performansını merak ediyorum. Sen nasıl yorumladın? Şimdi hı hı. genelde Mercedesler bu sene hiç sıralamalarda önlerde olamadıkları için evet. çok istikrarlı, iyi tempoda, çok yüksek tempoda hı hı. değil ama belli bir tempoda çok istikrarlı bir şekilde araçlarını kullanarak hem Russell hem Hamilton hı hı. Red Bull ve Ferrari'nin hatalarından faydalanarak veya onların mekanik arızalarından fayda podyuma çıktılar. İstikrar takımı. Aynen öyle. Ama bu kez Russell en önden başladı Evet. ve üçüncü bitirdi. Şimdi bu, bu tarafından bakalım biraz da. Ee, Russell'ın genel yarış performansı, e, yaptığı savunma, hı hı. pilotaj açısından çünkü Russell için de bu yeni bir deneyimdi. Hep evet. arkadan belli bir istikrarda sürüp pozisyonunu korumak ve öndekilerin hatalarından faydalanarak podyuma çıkmak. Bu sefer bir birinciliği korumak üzerine, liderliği korumak üzerine yarış. Hı hı. Ne diyorsun? Evet şimdi evet dediğim gibi hep bardağın boş tarafından bakıyorduk. Şimdi gel dolu tarafından bakalım. çünkü Hamilton, ay, Russell birinci kalktı. İlk stintlerde birinciydi. Evet. yumuşak lastiklerini iyi muhafaza etti. Belki istediği kar farkı açamadı. Sonuçta galiba yanlış hatırlamıyorsam en, en, fark en fazla 2,5 saniye çıktı evet. daha açmak isteyebilirdi onu performans düşmeye başlayınca Lastiklerin hemen sonuçta pite girmek zorunda kaldı. Şimdi bu Russell'ın için pek bil yani bilinmeyen bir aslında alan. Ee, ama en azından görmüş olduk. Ee, aracı iyi muhafaza edebiliyor, iyi sürüş yapabiliyor, iyi defans da yapabiliyor. Ee, hem löklerle hem de Verstappen'ın arasındaki e, yani mücadeleleri gördük. Sainz'e beraber aynı şekilde gördük. Eee Russell geleceği olan bir pilot. Mercedes'in yeni sonuçta yıldızı Hamilton artık sonuçta muhtem seneye ve ondan sonraki sene artık emekli ayrıldım bilmiyoruz ama şu durumda Mercedes için en iyi iki alternatif pilot Russell daha iyileşecektir. Ben her zaman Russell'ın çok iyi bir pilot olduğunu söylemişimdir ve hep zorluk çıkaracağını en baştan söylemişim sezon yani sezon başlamadan önceki programımıza da bunu ki görüyoruz. Mr. de diyorlardı. Mr. Consistency diyorlardı hakikaten öyle bunu görmek güzel ama diğer yandan da tekrar söylüyorum şahsen Hamilton'ın artık yeni gelen güncellemelerden sonra aracın belki kendisine daha uygun bir şekilde çalışıyor olması sanki görünen bir şey o yüzden umuyorum ki artık Spa'da da Mercedes'ten bir birincilik görürüz. Evet, tam da aslında böyle bir soru vardı ama önce Hamilton ne diyor ona bakalım. Ee, Hamilton diyor ki bir şey bulduk ve biraz daha yaklaştık. Artık Ferrari'lerle mücadele edebiliyoruz ve gerçek bir yarışta Verstappen'den çok uzak olmayabiliriz. Bu yüzden sezon ikinci yarısı için gerçekten heyecanlıyım. Vazgeçmedikleri için takımımla gurur duyuyorum. Sadece devam etmeliyiz. Kokuyu almış Mercedes. Bir Ferrari ile artık eşitiz. Evet. Aramızdaki güç farkı yok. Red Bull'la da aramızdaki güç farkı oldukça azaldı. Soru şuydu aslında sen yanıtlamış oldun ama ee, biraz detaylandırabiliriz belki. Hı hı. Ne zaman nasıl ne şekilde olabilir. Furkan Çankaya diyor ki Mercedesler podyumu alıştı fakat birincilik alamadı. Yaz arasından sonra olası Mercedes galibiyetleri ihtimali sizce ne kadar yüksek? Sen daha daha birinci yani yaz arasından sonraki İlk yarışta kazanabilir diyorsun. Yani bu imkanı var pistte, Spa pisti uygun sonuçta ama Red Bull'lar her zaman çok güçlü olacaktır. Uzun düzgün, yüksek tırmanışların olduğu bir pist, o yüzden yani ilginç olacak. Ama ben istiyorum ki artık Mercedes bir galibiyet alsın. Hamilton olur veya Russell, olur, hiç fark etmez. Pol aldılar, ede bir galibiyet de alsınlar ve hakikaten hani sorunsuz bir yarışın galibiyeti olsun ki gerçekten Aynen. performans orada Birileri mı değil mi görelim. Çünkü ilk defa yanlış hatırlamıyorsam lütfen düzeltin beni. 6 pilot da mücadele içerisindeyken hepsi bitirerek sonuç elde edildi. Yani 3 yani alt yani 2 3 takımında ikişer pilotu aslında mücadele ederken yarışı Doğru. bitirdiler. Sorunsuz bitirdiler ve ilk defa böyle bir tablo karşımıza çıktı. Evet. Ee, diğerlerine de bakalım. Yani çok büyük bir değişiklik yok aslında diğer sıralamalarda. Haas büyük bir Güncelleme getirdi hı hı. Ee, sadece Magnussen'i ama bir en azından bir sonucunu pist üzerinde göremedik değil evet. mi? Ee, Williams 8, Alfa Tauri 5, Alfa Romeo 4, Haas 2 yarıştır puan alamıyor. Sanki ya Haas için bunu söylemek çok kolay değil ama diğer 3 takım için. Evet. Galiba sezonu kapattılar gibi bir şey yani. yani. Aston Martin de böyle birer 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 birer. <laughs> birer evet, Aston, Aston Martin çok ilginç bir strateji. Evet, yepyeni bir arabayla geldiler. Bespek bir arabayla geldiler ama şu anda sanki onu da çalıştıramıyorlar gibi geliyor bana ve e, inan bana şu anda Aston Martin'in nasıl bir sezon ikinci yani sezon ikinci yarısında nasıl bir strateji uygulayacaklar bilmiyorum. Yani şu andan gelecek sene arabasını mı tasarlamaya başladılar? Ona mı yoğunlaşıyorlar? Yoksa hala cepte bir şey var mı? Onları mı yapıyorlar? ve Onları mı kızartıyorlar? Bilmiyorum açıkçası ama... <laughs> Netice yok. Norris üst üste üçüncü kez yedinci oldu. Evet. Böyle hmm. galiba yedinci yedinci, yedinci bitirecek. <gülüyor> <gülüyor> Alpinler iki pilotla puan almayı başardılar. Orada da bir istikrar var. Ocon ve Fernando Alonso'yla. Şöyle bir soru var. Bu hmm. yarışı böyle tamamlayalım. Sonra özel bir pilotla tamam. özel bir sohbete devam edelim. Doğukan Batmaca diyor ki. Çok kafa karıştırıcı ve dinamiklerin sürekli değiştiği bir yarış oldu. Sizce Max'ı bir kenara koyarsak yarışın diğer kazananı kimdi? Hamilton kesinlikle. Kesinlikle yani niye diye soracaksınız. Çünkü ona benzer strateji olan insanlara karşı çok büyük bir üstünlük sağladı. E, tur zaman anlamında, istikrar anlamında, lastikleri koruma anlamında, yarışı muhafaza yönetme anlamında. Evet Max 10. başlayıp 1. bitirdi süper bir strateji ve süper bir performansdı ama diğer yandan da Hamilton'un özellikle yarışın ikinci yarısından sonra gösterdiği performans, tur zamanları ve arkasından da sonuçta yarışın en hızlı tur zamanını attı. Evet. Ee, bunu bunu kesinlikle konuşmak lazım. Çünkü şöyle bir gerçek de var. Yani son 17 turu demiyorum. son 16 16 tur sonuçta o son 16 turda eee lökler yumuşakları taktı. O da en hızlı turu atabilirdi baktığın zaman. Evet, İmkanı vardı yani. ama evet. atamadı. O zaman burada Hamilton'ın gerçekten iyi bir iş yaptığını görebiliriz. Sebastian Vettel. Evet. Ee, yarış hafta sonundan önce emekliliğini duyurdu. Hı hı. Ee, hakikaten büyük yan kuyandırdı bu. Formula 1 beklemiyorduk. Lirasında. Evet beklemiyorduk. Ee, 290 yarış, 4 dünya şampiyonluğu, 57 pol pozisyonu, 53 galibiyet, 122 podyum. Ve yani sadece başarılı bir pilot olarak değil, karakteriyle ve kişiliğiyle de iz bırakacak Hı -hı. değil mi Formula 1'de? Kesinlikle öyle. Yani çok genç yaştan itibaren ardı arda gelen dünya şampiyonlukları daha sonra sonrasında... İlk Formula 1 aracı turunu İstanbul Park'ta attı. Evet ne? evet 2008'di yanlış hatırlamıyorsam. Evet. İlk e, şey antrenman sıralarını evet. çıkmıştı antrenman seansına. Ve tabii Akark'a e gelen 4 tane şampiyonlukla beraber e, çok büyük yankı uyandırdı. E, ondan sonra Ferrari'de çok güzel işler yaptı Red Bull'dan sonra. E tabi artık tecrübeli ve hani spor içerisinde çok saygı duyulan bir isim haline geldi. Bu tek sürüşlü anlamda değil. Aynı şekilde e, insanlara karşı olan yani insanlığa karşı bakış açısı, dünyaya karşı bakış açısı e, yaptığı işte bütün işte vakıf işleri olsun, sporu geliştirmek anlamında yaptığı çalışmalar gerçekten çok e, bütün bir insan yani e, ve sporcu bir insan gerçekten e, her daim bir şeylerin gelişmesi için çaba sarf etti bu sporun içinde ve dışında olan şeyler için ve hem da diyor ben işte özellikle bu ırçılık e, konuları çıktığı zaman ortaya e, kendimi yalnız hissettiğim dönemlerde bir tek yanımda Vettel ve birkaç insan vardı dedi e, ki zaten Vettel'in birçok konuda e, insan hakları konusunda yaptığı yorumları zaten biliyoruz güzel bir insan, ilginç bir karakter ve zaten tablo yani kariyer tablosu zaten ortada. Çok özlenecek. Tabii yaptı, verdiği karar saygı duymak lazım. Ailesiyle daha çok vakit geçirmek istiyor. Başka evet. hobiler edinmek istiyor. Ama hani soracağım soru şu acaba yine motorsporun içerisinde evet. bir yerde kalır mı? Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> evet yani mesela şimdi onun koltuğuna Fernando Alonso oturacak. Evet o, o da, yine, resmen. o da bugün açıklandı resmen. Ee, resmen. Mesela Alonso 41 yaşında. aralarında evet. 6 yaş var. 6 yaş daha evet. genç olmasına rağmen bırakıyor. Ee, evet yani insanların Alonso çocuğu yok. <gülüyor> ne? <gülüyor> <'nun> ailesi çocuğu <gülüyor> <gülüyor> evli değil daha. Evli değil. Ondan diyorsun. Evet. Peki. <laughs> yok tabii. Yani bu e, insanların tatmin olma noktası belli ki fetel artık Formula 1 pistinde olmak ona onu tatmin etmiyor demek. Hı hı. Ben buradan bu sonu çıkarıyorum. Mesela veya Alonso... daha veya öncelikleri farklı artık. Veya öncelikleri farklı. Çünkü genelde hani en çok insanı motive eden şey o tatmin duygusu. O tatmin duygusu azaldığı zaman başka bir şeylere yönlüyor. Veya başka bir şeyde Kazanıyor tatmin Kazanıyor olsa olsaydı cevap bırakır mıydı? Mesela işte onu demek istiyorum. Hı hı. Yani e, Fernando Alonso o şeyi hala yaşıyor. Yani e, o tatmin duygusunu hiç alıcı alma ihtimali baş. yokken bile... Hı hı. Tabi bilemeyiz bir gün bir yarışta olağanüstü koşullar olup kazanabilir belki ama e, yaşıyor ama demek ki Fethel o duyguyu yaşamıyor. Özleyeceğiz. Özleyeceğiz. Kesinlikle özleyeceğiz. En azından sezon sonuna kadar izlemeye devam etme şansımız öyle. olacak. Son olarak bir puan durumuna bakalım. E, puan durumunda tabi e, Red Bull farkı Uzak açıyor. Ara. Mercedes Ferrari'ye yaklaşıyor. Yani evet. son 3 yarışta 31 puanlık bir e, azalma oldu. Daralma oldu. <laughs> birkaç hafta önce hatırlarsan bunu Mercedes galiba Ferrari'yi geçecek sezon sonuna kadar. Tabi yaz arasını nasıl değerlendirecekler <laughs> neler olacak onları bilemiyoruz şu anda ama yani Mercedes çok daha motive gelecek yaz arasından sonra. Mercedes ne yapıyorsa devam ederse kesinlikle öyle. Yani ben bir tek bunu yaptıkları güncellemelerden bahsetmiyorum. İki pilotun da yarış bitirebilmesi mekanik arıza yaşamamaları, Tabii. kazaya karışmamaları. Gerçekten hani tip bir performansı bir köşeye at ama istikrar ve yarış bitirme konusunda dayanıklı konusunda ne yapıyorlarsa ettikleri sürece bence Ferrari geçme ihtimalleri çok çok yüksek. Yani sezonun kalan kısmında sanki ikincilik mücadelesine daha fazla odaklanacağız hmm. ve e, dördüncülük mücadelesine oldu da muhteşem Alp. <laughs> o muhteşem bir çekişme zaten. Alp Bim alpinler önde mi mercedes ee, şey, bimakların önde. Evet. Yani bu yarış alpinlerin işte 5-6 kalkıp tabi istedikleri yerde bitirememeleri ama McLaren onların öne geçmesi. Bakalım yani ben bu iki takım arasındaki çekişmeyi izlemekten çok zevk <laughs> alıyorum. E, geriye kalan tablo da sonuçta Alfa, Haas, Alpine birbirine yakınlar nispeten e, Williams burada biraz dışlanıyor açıkçası. Williams, evet. e, onlar artık nasıl yapacaklar bu işi bilmiyorum ama e, burada belli ki Red Bull Racing galiba işi biraz garantilemiş gibi gözüküyor. Öyle gibi evet. <laughs> yani, çok acayip işler olması lazım. Sürücülerde de yine Max Verstappen farkı bu hafta daha da açtı. 80 evet. puana çıktı. Yani Hı -hı. 3 yarış böyle kenardan izlese. Hı hı hı. Değil mi? Hani Aynen. sprint haftası olmasın ama. Aynen. Üç Aynen. yarış kenardan izlese Verstappen gene Lökler yetişemiyor böyle bir. Bence var. uzun bir tatil yapsın. <laughs> baya bayağı baya uzun Ekim bir tatil. gibi tatil Ekim gibi gelirim ben. Evet, bayağı bir uzun tatil yapsın. Aynen Ekim gibi geri gelsin. Ondan sonra da aldığı yerden devam etsin bence. Tabii burada da e, Perez Löklere yaklaştı, daha çok yaklaştı. Sainz, Russell, Hamilton, onlar birbirlerine çok yakınlar. Yani burada da Evet, birincilik biraz ayrışmış gibi görünüyor ama işte ikincilik mücadelesi, dördüncülük mücadelesi onlar bayağı keyifli ve zevkli olacak gibi görünüyor. Kesinlikle öyle. Cem Bölükbaşı da e, hafta sonu yine pistteydi. E, birkaç sıra yükseldi. Evet, e, çok güzel performans sergiledi e, geçişi evet. Çok sosyal medyada da gösterildi, konuşuldu. Çok da güzel bir geçiş yaptı. Yani Sezon başından bu yana e, çok fazla geçişlerini izleme fırsatı bulamamıştık evet. Cem Bölükbaşı'nın. Böyle güzel bir geçişle de anılması bu yarışta. Hepimiz için çok keyifli Kesinlikle oldu. Kesinlikle öyle. Cem'in istikrarı artık bu zamandan sonra artacaktır. E, yaz arası ona da iyi gelecektir. Kesinlikle gerekli çalışmaları yapacağına inanıyorum zaten. E, i̇stikrarlı bir şekilde e, bu tempoyu tutturduğu sürece eminim ki artık Cem'den daha iyi neticeler ve hatta belki puanlar görebiliriz ve umut ediyoruz tabii ki. Evet uzun bir ara var ama bu uzun arayı biz gene de çalışarak değerlendireceğiz Jason'la. Tam aranın ortasında bir yerlerde bir şöyle e, geride kalan yarışların bir genel analizini yapıp gelecekte ne olabilir bütün bunları tekrar Jason'la konuşmak üzere buluşacağız. Jason çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sana da iyi tatiller. Sağ ol sana. Da. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Okay, Hoşçakalın. Formül 1'de Macaristan Grand Prix'sinde Verstappen unutulmaz bir zafere imza attı. Biz de Jason Tahincoğlu ile birlikte yarışın bütün ayrıntılarını sizler için konuştuk. Vallahi çok güzel bir program oldu bence. O yüzden beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Eğer ki abone değilseniz lütfen abone olun ve değerli yorumlarınızı eksik etmeyin.